Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Olimpik Güreşin Geleceği konulu panele konuşmacı olarak katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Avrupa Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Ahmet Ayık, Türk güreş tarihiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çorum, güreşin İç Anadolu'da yatağından birisidir. Yani bir başka deyimle başkenti diyelim. Tabii İç Anadolu'da biliyorsunuz güreş hemen hemen birinci spor. Futbolla eş değerli. Hatta bazı yerlerde futbolun önüne geçebiliyor. Futbol dünyada en çok reytingi olan spor dalı olmasına rağmen güreş bazı yerlerde öne geçiyor. Güreşin neyini bahsedeyim ya? Üzülüyorum bazen. Şimdi Yağlı'yı kara kucağa gördüler. Ayrı bir federasyon kuruldu Türkiye'de. Ben karşı değilim. Yine bu şeydi, bölünmüştü ve ayrılmıştı. Ben ikinci federasyon başkanlığında onu birleştirdim. Güreş bir bütündür. Güreşin Yağlısı, kara kucağı olmaz. Ben dördünde yaptım. Greco-Romen yaptım. Serbestte zaten başarılarım belli. Yağlı yaptım. Hem de baş pehlivanla. Saatlerce, iki buçuk saat güreştik. Sezai Kanmaz 1963'te Konya'nın Yunnak kazasında yenişemedik adamla. 2,5 saat. Yağlı da yaptım. Zaten kara kucaktan yetişmeyeyim. Yani bu işin yağlısı, kara kucağı, efendim, binleri olmaz ki. Güreş bir bütün olarak ben kabul ediyorum ve öyle olması lazım. Ama öldüler, canları sağ olsun. İnşallah belki daha böyle daha iyi, daha hayırlı belki. Bilemiyoruz. Göreceğiz. Zaman bize gösterecek hepsini. Panele Çorum Belediye Başkanı Profesör Doktor Halil İbrahim Aşkın, Hitit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ali Osman Öztürk, Profesör Doktor Gazanfer Doğu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Nazmi Avluca, Dünya Şampiyonları Ercan Yıldız ve Doçent Doktor Mehmet Özal, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Kutlu katıldı.